93 yıl geriye getirerek burada yapacağım 163 yıllık ödemeyi İspanya'ya tanımlıyor. Dolayısıyla dikkat ederseniz ana bakım için faiz koymak yerine biz ileride yapacağımız nakit çıkışlarını bir işlemi oranı hesaplayarak bugüne getirdik. Bu anlamda da 150 bin ana parası gözüken kredinin üzerine 6543 TL oranında bir faiz tartımı yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Kredilerin üzerine 6543 TL alacak veriyoruz. Finansman yerine 6543 TL borç veriyoruz. Önemli olan burada işlemi oranını kullanmamız ve gerekli nakit akışlarını bugünkü değerini İspanya'da ödeyerek getirmemiz. Önemli olan bu. Bir örnek daha şirketin İzmir'in bir liman şehri olmasından kaynaklı Avrupa'ya daha fazla ihracat yapmak amacıyla 300 bin TL'yi ikinci el bir gemi almış ve daha sonra ABC Bankası'nın gemiyi 30 Nisan 2012 tarihinde 350 bin TL'ye bedelli satmıştır. Gemiyi almış, 350 bin TL'ye bedelli satmış. Şirket vergi istisnasından yararlanarak kar zarar tablosunda oluşan karı yansıtmıştır. Ancak şirket ABC Bankası'nın yapılan anlaşmalı gemiyi 2 yıl sonra 480 bin TL'ye geri satılan bu kararı vermiştir. ABC Bankası yapan bir yerden anlaşmayı bu gemiyi şirket tarafından kullanmaya izin vermiştir. Yine ikinci el olduğu bir sürü olarak faydalarının 10 yıl olduğu görülüyor. Az önce bir örnek verdi. Banka ile anlaşma yapılıyor diyor ki sen bir saat gibi satın almış ol ama kullanmaya devam et. Yeni hiç ne faaliyet anlamında bir yer değiştiriyor. Ne operasyon anlamında yani bir banka gibi gerçekten bir alıyor. Tamam sen bunu kullanmaya devam et ve 350 TL'ye satın ve bir tanesine 480 TL'ye 2 yıl sonra geri satacak. Şimdi biz burada gerçekten sabit yine satış geldi yazdığımız zaman doğru bir şey yapmış olmuyoruz. O satış geldi aslında satmış ve geri kiralamak için gerçekten küçük satış değil. Bunun geri çekilmesi gerekiyor. Ve gerçekten de amortisman oranını, amortisman hesabını yeniden düzeltmek gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman ne dedik? Bu bir kredi olarak değerlendirilmesi lazım. 350 bin TL olan satış fiyatı, biz geriye zararlıca 480 bin TL olarak 2 yıl sonra geri ödeyeceğiz. Dolayısıyla burada yine aynı şekilde içeri oranı hesapladığımız zaman 117'lik bir tutar, 117'lik bir faiz oranı karşılığı çıkıyor ve 577 gün sonra ödeyeceğimiz için 480 bini 577 gün boyunca şu katsayıyla ispat etmemiz lazım. Ne çıkıyor? 377 bin altı bir çıkıyor. Dolayısıyla benim bilançomda gösterdiğim 350 bin TL'yi uzun vadeli kredinin üzerine bir de 22 bin TL tutarında bir finansman maliyeti faiz diye hesabı yapmam gerekiyor. Aynı zamanda müsaade etmediğiniz yine bilançoyu alıp amortisman hesabında düzeltmem gerekiyor. Dikkat ederseniz böyle 60 bin liralık sabit bir satış geldiğinde iptal etmem gerekiyor. Nereden konuşuyoruz? Özür dileyelim mi diye düşünüyoruz. Gerçekten bu bankanın gemiyi almasında bir ticari amacı var mı? Bu bir teminat mıdır? Aslında bir özür dileyelim, kredi anlaşmasıdır, bir finansman faaliyetidir. Hep buradan doğru düşünelim. Belki bazı düşünmeyi biraz da bakarak hareket etmemizde fayda var. Hemen bir örnek daha satışlar verelim bu sefer. Zeytinyağı piyasasında satışlar peşi olarak gerçekleşmekte. Şirket faaliyetleri de bugün başladığı için müşterilerin özellikle konuşulduğu 170 bin vadeli satış yapmaktadır. Ancak ürün fiyatlamasında %10 vade farkı uygulanmaktadır. Ticari alacaklar ve borçlar açık hesaplarla oluşmaktadır. Şirket kurulduğundan bu yana toplam 8 adet sekiyer takmış olup kesilen fotoğrafı ile ilgili bilgiler aşağıda belirtilmiştir. 8 adet sekiyer takmışız. Piyasa peşin çalışırken burada %10 120 bin vadeli satış yapıyor. 1. 2. Şirket 25 yılında 2012 tarihinde İtalya'ya 75 bin TL tutarında ve Yunanistan'a 125 bin TL tutarında iki sirk şeklinde ihracat gerçekleştirmiştir. Bu ihracatlarda İtalya'da yapılan sirk yapı maliyeti 62.500, Yunanistan'a yapılan maliyeti ise 110 bin TL'dir. Satış sonuçlarına göre mal ve ilgili risk yaparken mallar alıcıların onlarına teslim edildiğinde karşılaştırılacaktır. 30 Eylül 2012 tarihinde itibariyle mallar henüz sirk yapılacağı ulaşmamıştır. İtalya'ya yapılan sevkiyat, talep ödülü yapımı için firma sevkiyat satışında oluşacak riske karşı %100 kapsamlı bir sigorta poşeti satın almıştır. Dolayısıyla sevkiyat satışında oluşacak riske ilgili
X'in eşitliğinin bir zararısı kalmış. Şimdi soru 1. Burada yine çok önemli olan konulardan bir tanesi ve karşılığı çıkacak konulardan bir tanesi şu. UMS'nin uygulaması anlamında bizi zorlayacak konulardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Satışların ve maliyetin içindeki finansman elementinin paylaştırılması. Şimdi siz efendim gittiniz bir bez eşya üreticisinden bir televizyon alacaksınız. Ben de size 5'in fiyatı 1000 lira, 8 taksit kredi kartınıza yaparsak da 1200 lira. Kredi kartınızı uzattınız, 8 taksitle bu televizyonu aldınız 1200 lira. Faturası da 1200 lira. Şimdi hastalık olarak siz ne yazmanız lazım? 1000 yazmanız lazım. Faturanın üzerinde 1200 lira olmasına rağmen 5'in fiyatını hastalık yazmanız lazım. Peşin fiyatıyla bağlı fark arasındaki 200 lira fark nedir? Faiz nedir? Siz onu 1000 lira ödeme arasından bir satışta 200 lira bağlı sattığınız için faiz bitiyorsunuz. Bunu da satışların içerisinden için finansal bilgi olarak finansal farkı muhasebeleştir diyor bu prensi. Özür önceliği kavramı da bir yine ödeme çıkıyor. Bana peşin fiyatıysan satış yazıyor, 200 lirasını bitiyor, finansal bilgi diyor. Mali için aynı şey geçer. Biz maliyet çalıştıracağımız zaman bu feris anlamında eğer alımlarımızı peşin fiyatıyla vadeli alım arasında bir fark varsa bu sefer alımlarımızı peşine getirip satılan malın maliyeti içerisinden finansman giderlerini çekerek finansman giderlerini çıkarmamız lazım. Bakın bir uygulamada hastalığı değiştirdim. Satılan malın maliyeti değiştirdim. Büyük kar marjını değiştirdim. Ebitde değiştirdim. Faiz olsun verdiğimiz karını değiştirdim şirketin. Terziler kalmışsın. Biliyorsunuz şirket değerlendirildi. Favori üzerinden. Ebit nasıl değişti? Şirketin değerini değişti. Dolayısıyla bu anlamda bu hesaplamaları doğru bir şekilde yapabilir. Son derece öngörüne çıkıyor. Şimdi biraz da neyse bu düzeltmeyi, yani bu gereken düzeltmeyi bir tane açıklayacağım. Şu aşağıdaki sit örneği gelelim. Gümrük çıkış değerlendirmesi aynandı. Gemiye bir ihtimalle yolluyoruz. Peki bunlar hastalık olarak kaynaklanmalı mı? İtalya ile ilgili soruyor bana mallar. Hayır. Çünkü o gemi batarsa ya biz yeni malları bu zararı katlanmak gibi bir riskler bizde. Dolayısıyla bu satışlarına ters çevirmesi gerekiyor. Yoldaki mallar olarak envanteri alınması karşılığında ise hastalığın ertelenmiş biri olarak bile bilançoya alınması gerekiyor. Şimdi şu güzel bir kayıtlarımı izninizle nasıl hesapladığınızı sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk önce şu faiz elementinin paylaştırılmasından bahsedelim. 8 tane yapılan sevkiyatı 1.4 milyon TL bir dönemde peşin fiyatlarında 1.349.000 olduğunu görüyoruz. Çünkü neydi? 170 bin vadeli satıyor, 110 da faiz yürütüyor. Şimdi hemen şurada izleyelim geçeceğim izninizle. Yarın İSKO'nun web sayfasında PDF olarak bulabilirsiniz. Volkan Hoca'nın, Ali Bey'in, Aslan Hanım. Göremiyorsanız diye söylüyorum yani sunumları İSKO'nun web sayfasında PDF ortamından alabileceksiniz. Onu söyleyeyim. Şimdi bu 120 vadeli satışlarımıza baktığınız zaman dikkat ederseniz 3 tane fatura henüz tahsil edilmiş durumda. 3 tane faturamız açık. 39 kilometre ilerlediğimiz zaman. Ve 75 bin bizim İtalya'da yeni sıra giden mallarına ne yapıyoruz? Karşı veriyoruz. Bunlar bizim gerçekten satışımız değil. Bunlar yoldaki mal. Peki şu son faturanın içerisinde baktığımız zaman finansal elementini ayırmamız gerekiyor. 120 bin denk gelen faiz elementini ayırmamız ve 115 bin tutarında henüz vadeli kadar olan gün sayısı finansman gelirinde ne yapmamız gerekiyor? Bilançoya kazanılmamış finansman geliri olarak almamız gerekiyor. Dolayısıyla baktığımızda kaç gün var vadeli 115 bin var? Bu 115 bine karşılık gelen faiz tutarını bizim bilançoya ertelenmiş gelir olarak almamız lazım. Şimdi siz dikkat ederseniz 8 tane sevkiyat olduğu zaman hiç problem yok. Bunu rahatlıkla yapabiliriz. Peki binlerce fatura kesildiğini düşünelim. Bunu illa yıkamak mümkün mü?
Dolayısıyla bizim doğru mukayesesi finansal tablosu çıkartabilmek için eğer böyle bir faiz alıştırmasını ilişkimiz gerekiyorsa o zaman sistem desteği bu işi yapmamız kaçınılmaz olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi işimize bakalım. Dedim ki bu mallar iki tane sevkiyat, Yunanistan bir tane yeniden sevkiyat. Satış değil, bunları geri çekmemiz gerekiyor. Aynı zamanda maliyetlerini de benzer şekilde satılan bunun maliyeti içerisinden çektiğimiz zaten fotoğrafı ters ama satılan bunun maliyeti içerisinde bırakırsak maliyetlerimiz olduğu gibi bozulacak. Aynı zamanda da satışların içerisindeki finansman gelirlerinde satışlardan çekip finansman geliri olarak kayıtları almamız lazım. Birlikte ederseniz son noktada kazanılmamış bir faiz var. 115 bin daha maliyeti olan bir fatura var. Bununla ilgili finansman gelirlerini ayrıştırarak bilançolara almamız gerekiyor. Bu arada hızlıca öğrenildiğimiz üzerinden gitmeye devam ediyoruz. Şirketin avukatı ticari olacakların 20 niteliğinin kısmının tahsil faaliyetinin olmadığını ifade edilir. Bu ticari olacakların ilgili yasal tehditler henüz daha başlamadığı için bir karşılık arayamamıştır. Şimdi, vergisi kanunları ne yapıyoruz? Daha başlamadığı sürece karşılık arayamıyoruz, öyle değil mi? UFG'si ne yapacağız? Eğer ki biz bu alacak gerçekten bir vergi faaliyeti var, artık tahsil faaliyetinin olmadığını değerlendiriyorsak, o zaman davalık olup olmadığımızı bir kenara bırakarak üzülmeciliği kavramı yapacağız. Ne yapmamız gerekiyor? Bunu karşılık vermemiz gerekiyor. Tamamen bir belge bazlı düşünmekten çıkıp üzülmeciliği kavramı düşünmeye devam ediyoruz. Nasıl böyle yapmamız lazım? 120 litre sahibi ticaret satışından 20 litre alıp karşılığında yine benzer şekilde ayırmamız gerekiyor. Devam edelim. Stoklar. Stoklar ile ilgilenen bölümü. Piyasadan oluşan rekabet ve sonrasında fiyatların hızlı bir biçimde uçlu seneyiyle mağdurların tahmini satış fiyatı 205 TL'ye tahmini satış fiyatı 4000 TL olarak gerçekleşmişti. Şimdi burada ne yapmamız lazım? Şu anda muhasebe tutuş sistemimize baktığımız zaman market nedeni değerlendirmeye devam ediyoruz. Ama üyesi 2 milyonun net gerçekleşirdiği değerine göre bu değerlendirmeyi yapmamız lazım. Net gerçekleşirdiği değerlendirme satış fiyatı eksi satış için patlamalı maliyetleri tümü. Dolayısıyla neymiş? Mahallenin tahmini satış fiyatı 235 bin lira. Tahmini satış fiyatı 4 bin lira olarak gerçekleşecek. Dolayısıyla maliyet dediğinde, yani ilaç olarak maliyet dediğinde neyle karşılaştırmam gerekiyor? Net gerçekleşirdiği bir değer olan 231 bin lira karşılaştırmam lazım. Dolayısıyla 19 bin değil, üzerinde bir envanter değer düşüş karşılığını bilanço tarihinde itibariyle kayıtlara almam lazım. Stok değer düşüş karşılığını alacak durum 19 bin, satılan malın maliyetini 19 bin lira borç verip kişinin tamamlıyor. Hemen diyorum ya, birkaç tane daha örneğimiz var, ondan sonra toparlıyoruz. Gemi satış maliyeti düşürmüş maliyeti 150 bin TL'dir. Kullanım bir değeri ise 260 bin TL olarak kesin edilmiştir. Makineler ilişkisi maliyetler 700 bin, kullanım bir değeri ise 720 bin TL'dir. Şimdi ben gemiye baktığımız zaman geminin kayıtlı değerinin bilançoda hatırlarsanız bahsetmiştim. 277.500 olarak karşımıza çıkıyor geminin kayıtlı değeri. Satış maliyeti düşürmüş vakti değeri ise 250 bin TL, kullanımdaki değeri ise 260 bin TL olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi kullanımdaki değer UMS'nin altında yine bizim değer düşüklüğü çalışmalarımızda şu anda bu 45 yıl içerisinde sığdırma çalıştığı kırkların çizgiler altını çizmeye çalıştığı değerlerin prensibi şu. Siz maliyet değerinizi geminin satış maliyeti düşürmüş makul değeri ya da kullanım değerini yüksek oranıyla karşılaştırırsınız. Şimdi kullanım değeri nedir? Bununla bunu açıklamaya çalışıyorum. Siz aktifinize koyduğunuz her TL şunu belirtiyor aslında. Varlık demek şu demek. Oraya koyduğunuz bu değer, aktife kaydettiğiniz değer, önümüzdeki dönemlerde en az sizin aktif aldığınız değer kadar ekonomik fayda yaratacak demek. Dolayısıyla sizin gemiyi eğer 270.500 olarak bilançoda tutursanız şunu söylüyorsunuz. Ben ileriki dönemlerde bunu